10 yıl kaç ay yapar? 120 ay yapar değil mi? O zaman buraya birden 120'ye kadar sayıları gireceğim. 1 yazayım, tamam mı? Ondan sonra tabii tek tek yazmayacağım. Fil, series diyeceğim. Kolon, birden başla 120'ye kadar yürü abi diyeceğim. Beni uğraştırma diyeceğim. Zort diye yapacak birden 120'ye kadar, tamam mı? Ondan sonra da onun tamamını alacağım böyle, işte siyah boyayacağım, mürekkebini beyaz yapacağım, ortalayacağım ve bold yapacağım. Yani görüntü, şöyle bir işte headingler görünsün ama çok da böyle overwhelming olmasın. Biraz daraltayım onu şöyle, incelteyim yani. Şimdi bunu böyle detaylı detaylı ağır ağır yapacağız, tamam mı? Borcumuz ne? Borcumuz abi eşittir, tamam mı? Kredi. Borç bu. Bu veri. Bu veri. Veri olduğunu hatırlayalım. Bir yeşile boyayayım bunu. Bu veri. Tamam mı? Kredi nasıl hesaplanıyor? Böyle. Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereyim size. Bu çok işe yarar bir şey. Çok basit haldeyken göstereyim ki kafalar karışmasın. Formülaza gidiyoruz. Trace precedence diyoruz. Yani bu bilgi nereden akıyor diyoruz. Pıt nereden aktığını gösteriyor. Peki o nereden akıyor? Bir daha basıyorum. Pıt yukarıdan aktığını gösteriyor. Dosyadaki bütün bilgi akışlarını size mavi oklarla gösteriyor. Tamam. Birazdan bakacağız. Bu mavi oklar biraz daha kalabalıklaşacak. Remove arrows. Tamam. 200 bin liranın faizi nedir? Temiz, düz aritmetik yapıyoruz. Tamam. 200 bin çarpı 1.2 aylık faiz. Bunun tabii üstüne dolar çakmam lazım ki kafasına göre propagate etmesin. Hep C5'ten alsın. 2400 lira faiz oldu. Peki ay sonunda borç nereye çıktı? 200 artı, hep okları kullanıyorum görüyorsunuz. 202.400'e çıktı. Yani geri ödemenin ne olması gerektiğini bilmiyorum, tamam mı? Ama Excel'in güzel tarafı bu işte. Hani siz atıyorum diyorsunuz ya. Örneğin diyorum ben. Geri ödeme, yani geri ödeme en az 2400 olmalı değil mi? 2400'ün altında olursa geri ödeme yandın zaten. Faize yetişemiyorsun. Tamam mı? De ki 3000 olsun geri ödeme. De ki 3000. Bilmiyoruz kaç olması gerektiğini. Onun için bunu da maviye boyayalım. Yani daha bunun kaç olduğunu bilmiyoruz. Ama biz böyle attık diye hatırlatmak için kendimize bunu da mavi yapalım. Peki 200 bin borç aldım. 2400 faiz çalıştı. 202.400 oldu. 3000 ödedim. Borç ne kaldı? Tam böyle yetkenli olmayanı anlatır gibi. Borç 199.400'e düştü. Ne güzel değil mi? Düştü borcumuz. Geldik şimdi bir sonraki aya. Bir sonraki ayda borcumuz ne? Ayın başında. Borcumuz işte hesapladık burada. 199.400. Yine bak recursion yaptım. T'yi, T artı 1'i T cinsinden tanımlıyorum, tamam mı? Yani birbirine bağlıyorum ayları şöyle. Veya böyle. 199.400. Bütün bunlar aşağı çekilebilir mi? Evet. Bu da çekilebilir mi? Evet. Bu da çekilebilir mi? Evet. Borcum azaldı, tamam mı? Bunu gördün mü? Yavaş yavaş azalıyor borcum. Çok güzel. Peki şimdi artık yani basacağız gaza, gideceğiz değil mi? Kurduk ya, modeli kurduk. Model bu arkadaşlar. Model bu. Borç, ay başındaki borç. Faizi, ay sonundaki borç artı faiz. Eksi ödeme, yeni borç. Bir sonraki ayın başının borcu. Artı faiz, borç artı faiz. Ödeme, yeni borç, bir sonraki ay. Böyle gidiyoruz, tamam mı? Şimdi aldık bunu. Kalktırdık aşağı kadar, çift tıkladık. Kut diye geldi. Tabii bu 3000 sapıttı. Onun için ben onu şöyle yapacağım. Aşağı doğru artarak gitti. Buradan alacağım o bilgiyi. Onu da FNF4 diyeceğim. Bunu aşağı doğru kalktıracağım. 3000. Şimdi böyle işte 3-3-3-3 ödeyerekten, zaten şunları da mavi yapmaya gerek yok. 3-3-3 ödeyerek bu işi çözebilir miyim? Bir tanesi mavi bunların. Eğer sonunda borç sıfıra düşmüşse çözebilirim demektir, tamam mı? Bakalım düşmüş mü? Yani gözle bakmayalım. Hani biri sordu ya, chart göstereceğim mi? Al sana bir chart göstereyim hemen mesela. J2'ye tıkladım. Control Shift Arrow Down'la hepsini highlight ettim. Bütün borçları highlight ettim. Insert, chart.
buyurun. Gördüğünüz gibi borcum tıkır 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 azalıyor. Ama bir sıkıntı var. Sıfıra vurmuyor. E vurması gerek. Demek ki 3000 yetmiyor. Şimdi yani o zaman demek 40 bin lira borcum kalmış. Demek ki 3000'den fazla yatırmam lazım. Arkadaşlar ben bu hesabı Esra doğduğu gün yaptım ve bankaya kaç para koyarsam ve devletten de ne kadar destek alırsam, Kanada hazine bonosu alırsam bu kızı okutabilirim. Yaptım hesap. 2000 dolar koyunca yılda 400 dolar da devlet veriyordu. Ve 18 yıl boyunca her yıl 2000 koyuyorsun, 400 devlet veriyor. 2000 koyuyorsun, 400 devlet veriyor. Yılda işte %1, 2, 3 faizde bonodan alıyorsun. Para böyle böyle artıyor. Ve sonunda Esra'nın eğitimi, Esra üniversiteye başladığı anda eğitimi için gereken bütün para toplanmıştı. Şimdi 4 yıldır oradan para çekiyor. Aynısını tabii Selen için de yaptık. Esra için 2000, Selen için 2000 dolar koyduk bir kenara. 400 birine devlet verdi. Ve ikisi de bankada işte 30 bin, 40 bin dolarlarının olduğunu bilerek eğitime başladılar. Kanada'da eğitim ucuz. 6 bin dolar mı ne yıllığı. Ve kitap masrafları, gittikleri yaz kursları hepsini oradan alabiliyorlar. Okudular. Yani ben bunu araba alırken kullandım, kızların eğitimi için kullandım, ev alırken kullandım. Her türlü borç hesabında kullanıyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz ki yetmiyor bu. Tamam mı? Demek ki 3000'den biraz daha çok koymanız lazım. Şimdi ben bu chart'ı buradan çıkartacağım. Tepeye koyacağım ki rahat rahat burada takip edebileyim. Chart'ın yerini değişti. Ctrl-C, Ctrl-V abi, bir numara yok. 3000 koyduk. Yetmedi. E o zaman 4 koyalım abi. Aha, ne oldu şimdi? Bak chart gösteriyor ne olduğunu. Bakmama gerek yok. Eksiye düştü. Yani banka bana borçlandı. E demek ki 4 koymama gerek yokmuş. Tamam mı? Bir de hani rakamı da bir göreyim istiyorum. En altta ne var? En aşağı doğru gidip gelme falan olmadan şuraya yazalım diyorum borcum kalanını. Tamam mı? Geleyim şuraya. En alta kadar bir kaktırayım. Enter'a basayım. Burada da 224 bin lira bana banka borçlandı. Demek ki 4 bin... Şimdi bisection search'e girdim. 3 bin ile 4 bini denedik. 3,5'u deniyoruz. Güzel. 3250'yi deniyoruz. Bakın ne yapıyorum? Yeşile dokunmuyorum o veri. Maviyi değiştiriyorum. 25 bin. 3250 de çalışsın. 3125'i deniyoruz. Şimdi ben borçlandım. Demek ki 3125 ile 3250 arasında olacağız. Demek ki 3180 falan olacağız. 3180 civarında deneyelim bakalım. Yine banka borçlandı. 3175 deneyelim. Arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz? What if yapıyoruz. Eğer böyle olursa, girdi böyle olursa çıktı nasıl olur? Neyi değiştiriyoruz? Bir tane deneme yanılma yapıyoruz tabii. Deniyoruz, yanılıyoruz. Bir dahaki sefere daha akıllı bir şey deniyoruz. Bir tane değişken var burada unutmayın. Sadece ödeme miktarı değişiyor. Ve aşağıyı borcu sıfırlamaya çalışıyoruz. Ödeme miktarını değiştire değiştire. Bu arada bir tane de ufak chart attırmış olduk. Chart'a da giriş yapmış olduk. Yani işte isterseniz bunun içine tıklıyorsunuz. İşte rengi değiştirebiliyorsunuz falan filan yani. Bir sürü hareket yapabiliyorsunuz. Grid line'ları kaldırabiliyorsunuz. Ya Joey anlattı işte. Buradaki sıfırları atabiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Girin oynayın, yapın yani. Onlar basit işler. Burada onlarla uğraşmayalım. Ama şimdi burada yani gittiğimiz yol doğru, tamam mı? Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani 6 tane falan iterasyon yaptık abi. Ve hala bulamadık. Yani 3175 bu da fazla geldi. Acaba 3150 midir diyoruz. Bu da az geldi. Acaba 3160 mıdır falan. Böyle yani deneme yanılma, fazla yanıldık, tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu kadar sık, bunun ne kadar sık kullanıldığını düşünebiliyorsunuz değil mi? Yani fonksiyonun kökünü bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kaç koyarsam fonksiyon sıfıra vurur. Bunu bulmaya çalışıyoruz. 120. yılda sıfıra vurması gereken başlangıç noktası nedir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Bu çok sık çözülen bir problem tabii ki. Excel bize bir kıyak yapsa da biz bu kadar uğraşmasak, hani küt diye bulsak değil mi? Niye böyle yani?
Var arkadaşlar böyle bir yol. Şimdi onu gösteriyorum size. Data, what if, yukarıdan what if'e gittim. Oradan go seek'e gidiyorum. Bu sadece tek değişkenli bir fonksiyonu kökünü bulmak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir Excel gereci. Go seek'e bastık ve diyorum ki şu hücreyi, hani şu en tepedeki hücre var ya, bunu sıfıra eşitlemek istiyorum. Tamam mı? Sıfır olsun istiyorum. Değiştire değiştire. Neyi değiştireceğim? Şu 3150, yani onu yaptım ya deminden beri. 3150'yi değiştiriyordum ya. Onu değiştire değiştire. Hadi bakalım diyorum. Küt! 3153 lira 61 kuruş buluyor bana. Ve bakın fonksiyonumuz da tam sıfıra değdi. Hani en alttaki rakam da bu. Hani eğer bir kendinize güven gelsin istiyorsanız bakıyorsunuz. Hakikaten 3116 lira 119. ayın sonunda borç. Ona 37 lira 39 kuruş faiz biniyor. 3153.61 kalıyor borcunuz. Tam 3153.61 ödüyorsunuz ve borcu sıfırlıyorsunuz. Şimdi bankaya gittiğinizde adamlar size 3200, 3300 derlerse demek ki faiz 20 değilmiş. O faizin içinde gizli bir ek fiyat varmış, tamam mı? 3153.61 olması lazım. 3154 olması lazım taş çatlasa. O kadar, tamam mı? Şimdi bu çartı siliyorum ve şu sıfır yazıyor ya, hani bu nereden geldi abi? Unuttum yani. Şimdi nereden geldiğini unutmuşum. Formülasa gidiyorum ve trace precedence diyorum. Ha, en alttan geldiğini söylüyor. Tamam mı? Peki güzel, kaldırayım bunu. Şu borca tıklıyorum. 200 bin. Bu buradan bilgi nerelere akıyor diye bakıyorum. Ve tık 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 tık, bakın görüyor musunuz? O bilgi akışlarını size tıkır tıkır gösteriyor. Hep bir sonraki ay, bir sonraki ay, bir sonraki ay. Bunun faydası, debugging yapmak istiyorsanız, hatanızı bulmak istiyorsanız, burada hata yok tabii ama daha kompleks bir, daha karmaşık bir şeyde hata olabilir. Hatanızı bulmak istiyorsanız size information flow, bilgi akışlarını göstererek hatanızı kolayca bulmanızı sağlıyor. Formülleri gösterebiliyorsunuz. Show formulas'a basarak. Bütün formülleri gösteriyor şu tepede. Tekrar bastığınızda, eskiden bunlar için keyboard shortcut kullanmak gerekiyordu. Klavye kısa yolu kullanmak gerekiyordu. Şimdi bunları da menüye koymuşlar. Her şeyi tek tek görebiliyorsunuz yani. Evet, yani gördüğünüz gibi GoSeek kullanarak faiz hesabı yaptık. Tamam mı? Aslında bu tek bilinmeyen bir denklem. Biliyorsunuz faiz 1 artı i veya r üstü t, tamam mı? Onunla compound eden bir şey faiz. Böyle bir tek bilinmeyenle uzun bir fonksiyon var aslında. Burada 120 satır yaptık ama bu uzun 120 elemanlık bir uzun bir fonksiyon. Ve o bilinmeyeni değiştirerek deneme yanılmayla bunun sıfıra eşitlendiği noktayı bulduk. O r'yi bulduk yani. Pardon, r verilmişti. Ödeme miktarını bulduk. Zaten faiz problemlerinde 5 tane öğe vardır. Başlangıçta aldığınız borç, sonda kalması gereken borç, burada sıfır, faiz, ödeme miktarı ve ödeme süresi. Bu 5 tanenin 4'ünü bilirseniz 5.'yi hesap edebilirsiniz. Tek bilinmeyeni denkleme düşer çünkü. Şimdi bu part 1, take 1 burada anlatılıyor nasıl yapıldığı. GoSeek'in içine neleri koymanız gerektiği falan da anlatılıyor. Şimdi part 1, take 2'ya geçiyoruz arkadaşlar. Template'den ben devam ediyorum. Abi diyorum, yani yaptık, kolay da oldu GoSeek'i öğrenince. Hani bir satıra formül giriyorsun, pat aşağı propagate ediyorsun. 1, 2, 3, 4, 5 tane formül giriyorsun. Hepsi basit aritmetik. Aşağı propagate ediyorsun. Ondan sonra bir GoSeek çakıyorsun beynine. 2 dakikada bitiyor yani. Tamam da bunun acaba 5 saniyede biten versiyonu var mı? Niye bu kadar uğraştık? Yani sonuçta yaptığımız şey bir kredinin geri ödemesi hesabıydı, değil mi? Yani bu dünyada en çok yapılan hesaplardan bir tanesi. Bütün bankalar, bütün kredi kurumları bu hesaplarla çalışıyor, değil mi? Demek ki bunun için bir, acaba Excel mühendisleri bir kıyak yapmışlar mıdır? Bize bir fonksiyon vermişler midir acaba? Mesela burada f of x'e tıklıyoruz ve diyoruz ki ya biz buraya bakalım, financial fonksiyonlara bakalım. Bakın bir sürü financial fonksiyon var, tamam mı? Ya buraya da yazalım.
monthly monthly payments yazalım. Beğenmedi. Payments yazalım. Bunları verdi bize. Bakıyoruz. Şurada PMT diye bir şey var mesela. Bakıyorum. Calculates the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate. Sabit faiz ve sabit süreli bir borcun geri ödemelerini hesaplar diyor. PMT. Payment'ın kısaltılmış abi. PMT. Tamam, o zaman ona tıklayalım. Çift tıklayalım. Açtı şimdi bize. Rate diyor. Abi rate işte ha burada. 1.20. Ne per neymiş? Yazıyor orada bak. Total number of payments for the loan. O kaç tane? 120 tane. PV. PV neymiş? Present value. Yani kredinin miktarı. O da 200 bin. Future value. Gelecekte hani bu borç kaç olsun diyor. 120 ayın sonunda. Sıfır olsun abi. Bitsin yani borcumuza. Sadık insanız biz. Sıfır olsun. Type neymiş? Logical value. At the beginning of period 1, at the end of period 0. Yani ay sonunda ödeme yapıyorsan buraya 0 yazacakmışsın. Ay başında yapıyorsan 1 yazacakmışsın. Konut kredileri ay sonunda ödenir. Zaten ay sonu diyor. Demek ki oraya 0 yazacağız. Ondan sonra okey diyeceğiz. Boom! 3153. Bitti. Tek hamlede. Niye kırmızı yazdı? Girin bakalım arkadaşlar, niye kırmızı yazdı? Kırmızı eksi demek biliyorsunuz muhasebede. Ya da parantez koy. Hem parantez koydu hem kırmızı yazdı. Niye kırmızı oldu bu? Chat'ten cevaplayın bakalım hadi. Niye eksi var başında? Niye eksi 3153? Ödeme çünkü. Bravo Selin. Bravo. Gider. Bravo. 200 bini bankadan aldık. 3153'ü bankaya veriyoruz. Yani nakit akışının yönü değişti, tamam mı? 200 bin cebimize girdi, 3153 cebimizden çıkıyor. Onun için eksi. Ha eksi sizin moralinizi bozuyorsa fonksiyonun başına bir eksi işareti koyarsınız. Artı olur biter, tamam mı? Bitti. Şimdi bunların hiçbirine gerek kalmadı arkadaşlar. Bu zahmetli işlerin hiçbirine gerek kalmadı. Bunları silebiliriz. Tek hamlede bulduk. Boom diye bulduk, tamam mı? Bakın burada bunun bitmiş hali var. 3153 diye bulduk. Yan tarafa da ben hesap kurduğumdan o tarihte veri çekmişim. 120 ay 200 bin lira. Bakın işte ICBC 2883'müş ama onların faizi 1.01'miş. Bakın faizi 1.2 olan bir banka bulun. FIBA banka 1.2 faiz. Bakın aylık taksit 3154, gördünüz mü? Hesap kurdu da aynı fonksiyonu kullanıyor. Yani Excel mi kullanıyorlar bilmiyorum ama arkada o 1 artı R üstü T ile faiz hesabı yapan tek bilinmeyenli denklemi çözüyorlar ve 3154 buluyorlar. Bir fonksiyonla. Şimdi bakın sum öğrendiniz, count if öğrendiniz, count öğrendiniz, average öğrendiniz. İlk derste 4 tane fonksiyon öğrendiniz. Şimdi bir tane daha öğrendiniz. PMT, payment. Bu diğerleri aritmetik fonksiyonlardı. Bu finansal fonksiyon. Geri ödeme 5 tane bilinmeyen var dedim ya. 4'ü verilirse 5.'yi bulabilirsiniz. Eğer payment'ı soruyorsa diğer 4'ünü vermesi lazım. Tamam mı? Eğer faizi soruyorsa diğer 4'ünü vermesi lazım. Eğer kaç ayda bu borç ödenir diye soruyorsa diğer 4'ünü vermesi lazım. Kaç ayda bu borç ödenirin fonksiyonu n per, n per. Sonunda kaç para borcumuz kalırın kullanılması gereken fonksiyonu FV, future value. Yani hepsi için bir fonksiyon var. Tamam mı? Bu kaç para faize denk gelirin için, o soruyu cevaplamak için kullanacak fonksiyon rate. Bir de IRR var zaten. En çok kullanılan 6 tane finans fonksiyonunu size isimlerini verdim. 5 bilinmeyen var. 4'ünü verirsen sonuncuyu bulabiliyorsun. Her biri içinde farklı birer fonksiyon tanımlanmış. Halbuki aslında bir tane olsa bu fonksiyonlardan goal seek yaparak hepsini çözebilirsiniz ama hani kolaylık olsun diye Excel mühendisleri sağ olsunlar hem ödemeler için hem ilk baştaki kredi için hepsi için bize farklı farklı fonksiyonlar tanımlamışlar. Şimdi yaptık arkadaşlar hesabı. 3153'ü bulduk. Ama
bizim 2800 liramız var. Yani bu kredi 200 bin lira kredi bize fazla geldi. Bizim peşini arttırmamız gerekiyor. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Peşin bizim değişkenimiz haline geldi. Peşini arttırırsak, mesela 100 bin yerine 110 bin peşin verirsek, pat ödeme 2995'e düştü, gördünüz mü? Yine yetmedi, benim bunu 2800'e çekmem lazım. 120 bin yapsak, 2838 oldu. Yine yere deneme yanılmaya girdik. Peki o zaman bunu şimdi kestirme yolunu bana söyleyin bakalım. Şu kaç olmalı ki bu 2800 olsun? Tek birim yani denklem çözüyoruz yine. Evet, chatten izliyorum sizi. Biraz önce bir şey öğrendik değil mi? Hoca ona bakıyor işte, reinforce ediyor. Acaba öğrendik mi? Goalseek. Peki Ayberk'cim, Goalseek'i açıyorum. Sen bana nasıl dolduracağımı anlat, tamam mı? Ayberk sen anlat, chatten anlat. Kulaklığı takmayayım. Buyur Goalseek. Evet Mehmet Ali, what if Goalseek. Evet Ayberk devam et. Goalseek'te set sele ne yazacağız? Hangi hücreyi kaça eşitleyeceğiz? Senem sen de cevap verebilirsin. İlk olarak ödeme miktarını. Hayır. Set seri, set sel ne olacak? C7 değil. O değişen hücremiz olacak Ayberk'cim. By changing cell olacak. Hangi hücreyi 2800'e eşitlemeye çalışıyoruz? Güzel, pardon ben yanıldım. Set cell, evet bunu kaça eşitlemeye çalışıyoruz? 2800'e değil mi? Peki neyi değiştirerek? C3'ü değiştirerek, bravo. Peşin miktarını değiştirerek. Kaktırıyorum, pat 2800, 122.426 liraya ihtiyacım var. Bravo Şevval'cim, Hatice. Berk bravo, Merve bravo, Hilal sen de haklısın, Evrem sen, Şevval yanlış söyledin. Ha Şevval önce yanlış sonra düzeltti, aferin Şevval, Şevval Hatice. Evet gençler neymiş efendim? 122.426 lira peşin bulmamız gerekiyormuş. 100 bin liramız varsa 22.426 lirayı pederden veya kayınpederden borç almamız gerekiyormuş. Veya valideden veya kayınvalideden borç almamız gerekiyormuş. Cinsiyetçi dil kullanmayalım. Büyüklerimizden, ebeveynlerimizden, anne babalarımızdan birazcık daha borç almamız gerekiyormuş. Bu da arkadaşlar ikinci kısmın bitmiş versiyonu. Set ödeme 2800 by changing peşin. Yine gördüğünüz gibi bu dosyada böyle elinizden tutuyor. Yavaş yavaş ağır ağır anlatarak götürüyor sizi. Şimdi arkadaşlar son parçaya geldik. Hani büyük resmi görmek istiyorum dedin ya. Hani çünkü biraz önce baktık burada. Burada farklı bankaların farklı faiz oranları vardı. Sorry, I don't know what song this is. Bu adamcağız niye yani? Türkçe'ye de ayarlamadım ki kafası karışmasın diye ama kafasına göre bir şeyler anlıyor. Farklı faiz oranları ve farklı kredi geri ödeme süreleri için ödemeler ne olur? Şimdi bunu bulacağız. Part 3. Burada... Yani size biraz hayatınızı kolaylaştırmak için template yapmışız ama bu template'i tabii siz de yapabilirsiniz. 60, 90, 120 diye gidiyor. Yani işte 10 yıl, bu da 20 yıl, bu da 5 yıl mesela. Faiz de 1'den 1.25'e kadar gidiyor. Tamam mı? Yani bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yani sağa veya aşağı doğru tabloyu açıp, bu tabloyu ben yaptım yani, tamam mı? Burada bir de bir güzellik yaptım arkadaşlar. Hepinize bunu tavsiye ediyorum. Süreler sarı boyalı, buradaki süre de sarı boyalı. Faizler yeşil boyalı, buradaki faiz de yeşil boyalı. Ki modelde bu rakamların nereye girmesi gerektiğini ben bileyim, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, bu tabloyu nasıl doldururuz, tamam mı? Yani mesela süre 120 ay, faiz 1.20, ödeme 3.153. Bunu Ctrl C ile kesiyorum. 120 ay 1.2 şuraya. Buraya yapıştıracağım. Ama Ctrl V ile yapıştırırsam formül olarak yapıştırır.
değer olarak yapıştırmak istiyorum. 3154, tamam mı? Bu rakam buldum. Bravo. Bir tane rakam bulduk. Peki 120 ama faiz 1.15 olursa yapalım abi hesabımızı. 1.15 enter 3181. Bunu kopyaladık Ctrl C ile. Yapıştırırken paste values 3081. Bravo. Bir tane daha bulduk. Çok iyi gidiyoruz. Peki faiz 1.10 olursa ne olur? Biraz daha düşük olacak abi. Tamam ama yani kaç olur? 3009 olurmuş. Ctrl C ile kestik. Paste values ile yapıştırıyor. Bravo. Bir tane daha bulduk. İyi gidiyoruz. İyi de abi daha 3 tane bulduk. Burası 6'ya 7.42. Yani tanesini yarım dakikada yapsam 21 dakikamı alır benim bu. Hadi ben hızlıyım. 4'te 1 dakikada yapsam 10 dakikamı alır. Lan bu tabloyu oluşturmak için 10 dakika. Oho! Tek tek olmuyor. Bunu böyle bir vup diye hızlı bir yoldan gitmek lazım. Yapılan işi anladık değil mi? İki tane değişken var şimdi. Biri süre, biri faiz. Bunları belli bir değere koyuyoruz. Çıkan ödemeyi buluyoruz. Kopyalıyoruz, tablonun içine yapıştırıyoruz. Tık 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 tık. Bu şekilde tabloyu dolduruyoruz. Peki bunu böyle tek tek yapmak yerine hızlıca yapsak. Şuraya, şu köşeye tablonun içinde ne olmasını istediğimizi yazsak. Hani ödemeler tablosu ya bu. Tablo bunu bilmiyor. Eşittir desek ödemeler tablosu olduğunu yazsak. Yani şöyle göstereyim size bunu. Şunu şuraya aşağı doğru akıttık. Tamam mı şu bilgiyi? Ödemeler tablosu oluşturuyoruz. Şimdi böyle tablo diye bir şey olsa mesela bir komut olsa. Tablo, Excel tablo desem pat diye yapsa falan. Ya o kadar değil tabii. Ya olacak ama ileride. Sesten de komut verebileceğiz. Şimdilik birazcık daha böyle elden yapmamız gerekiyor bunu. Tabloyu olduğu gibi bir highlight ediyoruz. Bütün tabloyu seçiyoruz, tamam mı? Sol üst köşede, tablonun sol üst köşesinde, size göre sol üst bu taraf oluyor değil mi? Sol üst köşede tablonun içinde ne olmasını istiyorsak o var, ödemeler. Üst satırda süreler var. Sağda da, solda da, sizin solunuzda da faizler var. Yani bu sürelerle bu faizleri birer birer seç, bir tane oradan, bir tane oradan seç. Bulduğun değeri tablonun içine yapıştır. Bir tane oradan, bir tane oradan seç. Bulduğun değeri tablonun içine yapıştır. Excel'e bunu söyleyeceğim, tamam mı? Bunun için arkadaşlar data diyorum. Tekrar Vatif'e gidiyorum. Bakın burada data table diye bir şey var, tamam mı? Data table. Wow. Data table'a tıklıyorum. Row input cell ve column input cell diyor, tamam mı? Şimdi bu tabloya bakıyorum. Tablonun heading'lerine bakıyorum, başlıklara bakıyorum. Süre ve faiz, değil mi? Evet, iki yönlü Vatif yapıyoruz Ali'cim. Bravo. Süre row mu column mu tabloda? Bakın bir bakalım. Sarı rakamlar row mu column mu? Yani ya row değil mi? Bunda en kolay anlama yolu bu arkadaşlar. Eskiden daha komplike bir yoldan gidiyordum. Daha mantıken tutarlı ve doğruydu ama bu daha kısa yol. İki tane başlık var. Biri süre, biri faiz. Bunların birisi row, birisi column, tamam mı? Hangisi row? Süre. Ha, o zaman row input cell dediğinde buradaki süreye tıklayacağım. Yani sarı rakamları nereye sokayım abi diye Excel bana soruyor, tamam mı? Abi sarı rakamları C6'ya sok dedim şimdi ben Excel'e. İkinci soru, peki column input cell ne? Yani column'da ne var? Faizler var değil mi? Faizleri nereye koyayım abi diyor şimdi bana Excel. Excel bana abi der hep. Faizleri de diyorum ki C5'e koy abi. Ben de ona abi diyorum. Süreleri ve faizleri nereye koyacağını Excel'e söyledik. Tamam mı? Bum! Bitti. Korktunuz mu? Korkmayın. Evet, bitti. Bütün hesabı ya. Tablo isterse 100 kolon 1000 şey olsun, satır olsun. Bitti. Anında bitti. Şimdi arkadaşlar bu tabloda böyle yani şekil yapmak isterseniz şekil yapabilirsiniz. Ya bunu işte home'a gelip conditional formatting yapabilirsiniz. Color scale yapabilirsiniz. İşte en pahalı geri ödemeler kırmızı olur. En ucuzları da yeşil olur. E tabii ki yani süre kısaldıkça ödemeler artacak. Tamam mı? E tabii ki
faiz arttıkça ödemeler artacak. Dolayısıyla en kötü tarafı bu tablonun 60'ın altı ve 1.25 satırı olacak. Diğerleri daha düşük ödemeler olacak. Şu anda resmin tamamına bakıyorsunuz. Hani işte hocam buna şekil yapalım, chart göster falan diyenlere de chart gösterelim bir tane. Insert, recommended charts'a bakalım. Yok abi ben bunların hiçbirini beğenmedim. Ne yaptığını bilmiyorsun sen. Ben buna bütün chartları nereden görüyoruz ya? 2D falan da değil. Pi da değil. Bu da değil. Bütün chartları niye göster? Bubble da değil. Combo da değil. Hah, surface chart. 3D surface chart. Al sana 3 boyutlu bir tane görsel. İşte nerede azaldığını, nerede... Yani o X, Y eksenine daha düzgün şeyler koyarak daha anlamlı bir hale getirebiliriz bunu ama buyurun size 3 boyutlu bir chart oluşturduk hızlıca. Yani bunu beğenmediniz, başka türlü bir chart istiyorsunuz. Yani işte buyurun böyle bir şey olsun mesela. Süre arttıkça... Faiz miktarı arttıkça, süre azaldıkça faiz miktarı arttıkça artıyor. Bakın yavaş yavaş artıyor. Ondan sonra bir düşüyor çünkü faiz düştü. Süre azaldıkça tekrar artıyor. Tekrar faiz düştü. Süre azaldıkça tekrar artıyor falan filan. Yani bunu tabii çok daha güzel hale getirmek, çok daha anlaşılır hale getirmek mümkün. Join'in ve şeyin sunumları. Data Abortive Analysis Data Table. Evet oradan gidiliyor. Bu da Part 3 arkadaşlar. Nasıl yapıldığı anlatılıyor. Data table, data tabinde what if analysis'in altında. Buyurun bu da gayet detaylı olarak gösterilmiş versiyonu.